Arkası yarın. Ölüm hücresi. 4. bölüm. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Selim Arvas. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesim. Seslendirenler Murat Yılmaz Meydaneri. Hakim Doğan Bavli. Avukat Devrim Parsçan. Aykut Orhan Kemal Aydın. Abdullah İskender Bağcılar. Niyazi Zeki Yıldırım. Gardiyan Hikmet Eldek. Anlatan Hamdi Boryalı. Dış işlerinde çalışan Murat, ülkemizle ilgili önemli belge ve mikrofilmleri yabancı devlet ajanlarına satmak suçuyla yargılanır. Karısı da dahil şahitlerin hepsi aleyhine ifade verince mahkeme Murat'ı idama mahkum eder. Kararı temyizde bozmayınca Murat idam edileceği günü beklemeye başlar. Bu arada da çok güvendiği biri polis, diğeri gazeteci ve üçüncüsü de eski bir kabadayı olan üç arkadaşından gerçek suçları bulmaları için yardım ister. Murat'ın arkadaşları derhal araştırmaya başlarlar. Sert bir kabadayı olan Abdullah, İlk iş olarak Murat aleyhine yalancı şahitlik yapan otel katibini bulur ve sıkıştırarak kendisinden gerçeği öğrenir. Katip, tanımadığı bir kadın ve iki adamın kendisini ölümle tehdit ederek yalancı şahitlik yaptırdığını söyler. Öte yandan Murat aleyhine yalancı şahitlik yapan barmen de aynı oteldedir. Durumu arkadaşlarına anlatan Abdullah, daha sonra otel katibiyle barmeni yaka paça savcının huzuruna çıkartmaya karar verirler ve bu amaçla da otele giderler. İşte otel burası. İyi ama bu katip nerede? Yemeğe falan çıkmış olmasın? Affedersiniz, bakar mısınız biraz? Buyurun efendim. Şu katip, onu arıyorduk da nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir saat önce odasına çıktı, daha inmedi. Odası nerede? İkinci kat, 11 numaralı oda. Orada kalıyor. Kimse yok mu içeride? Kimse yok mu diyorum? Adam korkup kaçmasın Abdullah. Lanet olsun. Çabuk kapıyı kıralım. İdam bulanmaya başladı hadi. Aykut doğru söylüyor. Hadi Abdullah yüklenelim kapıya. Hadi bakalım. Hadi. Oh be. Ne sağlam kapıymış be. Aman Allah'ım. Şuraya bakın. Korktuğum başıma geldi. Cesetler hem de boğazları kesilerek öldürülmüşler. Ya neyse olsun. Böyle olacağını düşünmeliydim. Hem katibi hem de barmeni ikisini birden öldürmüşler. Yazıklar olsun bana. Hep benim suçum. Vahşi herifler. Arkalarında canlı şahit bırakmıyorlar. Keşke ikisini de yakalayıp beraberimde getirseydim. Oh, Allah'ım elimizdeki fırsatları nasıl kaçırdık? Henüz her şey bitmiş değil Abdullah. Vakit geçirmeden o sarışın bar kadınını bulalım hemen. Onun ifadesi bile Murat'ı kurtarabilir. Aykut doğru söylüyor. Çabuk o bara gidelim. Dua edelim de bunların başına gelen o kadının başına gelmesin. Garson, baksana biraz. Buyurun efendim. Melahat adında bir kadını arıyoruz. Şöyle sarı saçlı. Bakın, sahnede şarkı söylüyor, orada. Tamam, sağ ol. Ha, söyle, programı bitince masamıza gelsin. Baş üstüne efendim. Arkadaşlar, biz de şuraya oturalım bari. Şükürler olsun, kadın henüz sağ. Tam vaktinde yetişti. Bu elimizdeki son korkudur arkadaşlar. Eğer bunu da kaçırırsak zavallı Murat'ı idamdan artık hiçbir şey kurtaramaz. Yahu ne bitmez tükenmez şarkıymış bu be. Şimdi gidip şu mikrofonu da kadını da barı da dağıtacağım ha. Heyecanlanma Abdullah. Şarkı da bitti işte. Bak
Hey kadın! Ya nereye gidiyor bu kadın? Hani buraya gelecekti? Merak etme Abdullah. Herhalde üzerini değiştirecektir. Siz ne derseniz deyin, benim içim rahat değil. Garson, bak bakayım. Buyurun beyim. Çabuk şu Melahat denen şarkıcı kadını yanımıza çağır. Hadi çabuk, oyalanma. Derhal beyim, şimdi gidiyorum. Allah Allah. Nerede kaldı bu kadın ya? Ya gene aklıma kötü kötü şeyler gelmeye başladı ha. Bu da ne? Kim bağırıyor böyle? Sakin ol dostum. Mutlaka biri içkiyi fazla kaçırmıştır. Polis! Polis yok mu? Öldürmüşler. Cinayet işlemişler. İmdat! Dur bağırma. Bağırma. Bana bak, kim öldürmüşler? Melahat'i. Melahat'i öldürmüşler. Gırtlağını kesmişler. Ne? Melahat'i mi öldürmüşler? Aman Allah'ım, olamaz, olamaz. Sen ne diyorsun be adam? Nasıl öldürürler o kadını? Lanet olsun. Ne zaman öldürdüler? Konuş, konuş. Bilmiyorum efendim. Çağırmak için odasına gitmiştim. Kapısı açıktı, içeriye girdim. Bir de ne göreyim, Melahat abla kanlar içinde. Allah'ım, çok korkunç bir durumdaydı. Lanet olsun, lanet olsun. İşte şimdi mahvolduk arkadaşlar. Zavallı Murat, zavallı arkadaşımız. Melahat elimizdeki son kozumuzdu. Onu da iyi oynayamadık. Gardiyan! Gardiyan! Buyur efendi. Buyur. Geldim işte. Boğazım. Boğazım kuruyor gardiyan. Yutkunamaz oldum. Hep böyle olur efendi. Ölüm korkusundan öyle mi? Böyle göre göre ben de çok korkar oldum ölümden beyim. Uyuduğumu bile hatırlayamıyorum. Gözüm kapanır kapanmaz kendimi idam sehpasında buluyorum. Korkuyorum. Korkuyorum gardiyan. Ölümden korkuyorum. Öyle bir korku ki dehşetini ince ince hücrelerime kadar hissediyorum. Sanki damarlarımdaki kanın akışını donduruyor. Boğazımı kurutuyor. Boğulacak gibi oluyorum. Sakin olmalısın beyim. Biraz da ne bileyim, biraz tevekkül olmak gerek. Gardiyan ağam, tevekkül sözünü ben duymuştum. Ama nasıl olur, nasıl yaparım? Yani beyim, kader de varsa, yani ölüm böyle olacaksa olur diye düşünmek lazım. Ama ecelin yetmemişse de böyle kendini yiyip bitirmemek lazım beyim. İşte benim tevekkül dediğim şey bunun gibi bir şey. Bilirsin ben cahil biriyim beyim. Ben aydın oldum da ne oldu gardiyan ağam? İşte, işte böyle. Ölüm, ölüm, ölüm. İnsanları anlamak çok güç beyim. Bunların altında hep ihtiras yatıyor. Dünyaya tapınmak yatıyor. Bir de Allah'tan korkmadı mı? Boşuna dememişler. Allah'tan korkmayandan sen kork diye. Yani ben Allah'tan korkmadığım için mi bu duruma düştüm? Onu mu demek istiyorsun? Yok beyim, yanlış anladınız. Siz daha önce bana iftira ettiler dediniz ya. İşte bu sebeple... ama ben böyle kabul ediyorum gardiyan ağam. İnsanın sonu önemli. Ölümü hiç düşünmedim ve ona göre kendimi hiç hazırlamadığım için şimdi bu ani gelen ölümün şokunu yaşıyorum. Senden önce burada bir genç vardı. Hiçbir zaman ümitsiz olduğunu görmedim. Hem de bir genç olarak. İsyan da etmiyordu öyle mi? Geceleri namaz kılıp dua ederdi. Ya. Belki de ağlıyordu ama ben hiç görmedim. Peki suçu neymiş gardiyan ağam? Dedim ya, siyasiymiş. Üstelik hiç yakınmazdı bile. İnanan ölümü düşünür elbet. İnanan düşünür. Ya ben? Birden daldınız beyim. Durgunlaştınız. Ben de olmak isterdim öyle.
Fatma bak. Bak titriyor her yanım. Boğazları kuruyor. O olacak gibi oluyorum. Sen yine de beyim tevekkül etmeye çalış. Pişmanlık tövbedir der büyüklerimiz. Şimdi de pişman olduğuna göre... Ah bir yapabilsem. Ne demiş atalarımız? Çıkmayan candan ümit kesilmez. Hadi bey, sakin ol. Biraz da ben rahat edeyim. Seni de üzdün. Herkes Allah'ın kulu beyim. Unutma bunu. Sağ ol gardiyan ağam, sağ ol. Dediğin gibi olmaya çalışacağım. Tam 48 saat var Murat'ın asılmasına ve biz onu kurtaramıyoruz. Elimizden geleni yaptık. Kimde umudumuz varsa hepsini kuruttuk. Murat'ı kurtaracak olanlar teker teker öldürüldü. Şeytan git cezaevinde, mahkemeyde, bu şehrin her tarafında yak yık diyor. Ufacık bir ipucu, ufacık bir delil olsa... Arkadaşlar, sizi bilmem ama ben kararımı verdim. Murat'ın karısını kendi usullerimle konuşturacağım. Ama Abdullah, o bir kadın. Ne kadını? Bir iblis, bir şeytan o. Kocasını ipe gönderen gözü dönmüş bir cani o. Ya konuşur ya da ellerimle boğarım onu. Belki de sen haklısın Abdullah. Zaten yapacağımız başka bir şey de yok. O halde gönülün evine, hem de hemen. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Lanet olası kadın neden açmıyor kapıyı ha? Belki de evde yok. Sakın gönlüne de bir şey olmasın. Aç şu kapıyı, aç! Neler oluyor orada? Ayıptır, neredeyse kapıyı kıracaksınız. Evde kimse yok işte. Sen buranın kapıcısı mısın arkadaş? Evet. Gönül Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Dün akşam bavullarını toplayıp gitti. Ne? Gitti mi? Peki nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum, telaşlıydı. Bir taksiye atlayıp gitti işte. İşler iyice karma karışık bir hal almaya başladı çocuklar. Kadın başına gelecekleri sezdi ve kaçtı işte. Arkadaş, Murat hapse girdiğinden bu yana Gönül Hanım'ın evine gelip giden oldu mu hiç hatırlıyor musun söyle? Çok geleni gideni olmadı. Sadece yabancı bir adam, ecnebi gibi bir şey. O gelip gidiyordu. Ecnebi mi dedin? Uzun boylu, sarışın bir adam. Peki o adamın kim olduğunu, adresini, telefonunu falan biliyor musun? Telefonunu bilmiyorum da... Bir keresinde evine gitmiştim. Gönül Hanım bir zarf vermişti, onu götürmüştü. Allah'a şükürler olsun. Sonunda bir ipucu bulabildik çocuklar. Tekrar gidersen bulabilir misin o ecnebi adamın evini? Bulurum tabii. O zaman çabuk. Hadi bizi oraya götür arkadaş. Arabamız var, gel bin. Olur. Gideceğimiz yer çok uzak mı? Yok canım, bir iki mahalle. Lanet olsun, kapıcıyı vurdular. Çabuk arabaya binin, peşlerine düşeceğiz. Beyaz bir Opel'di, bakın ileride gidiyor. Hadi binin arabaya. Eğer kapıcıyı vuranı yakalarsak esrarı bütünüyle çözeriz arkadaşlar. İşte gördüm arabayı. Delirmiş bunlar be. Böyle araba kullanılır mı? Hadi bak. Trafiği alt üst ederek gidiyorlar. Eğer böyle giderlerse kaza yaparlar. Hadi Niyazi, daha hızlı. Yoksa kaybedeceğiz şu arabayı. Daha hızlı giderek kaza yapamam Abdullah. Trafik çok. Hayvan! Kocaman kamyon çekti. Çarpışacaklar. İşte sonunda olan oldu. Öyle hızlı giderse kaza yapacağı garantiydi. Korkunç bir şey. Araba cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Buyurun. Yine başladığımız yere geri döndük arkadaşlar. Nasıl yani? O yanan arabadan kimse sağ çıkamaz.
Böylece kapıcıyı öldüren katil de ölünce Murat'ı idama mahkum ettiren çetenin de izini kaybetmiş olduk. Abdullah doğru söylüyor. Elimizde tek canlı şahit kalmadı. Ölüm Hücresi adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.